Hoş geldin Özgür Roma'ya. Anlat bakalım, ipeyi buldun mu? Bulduysan içindekileri anlattın mı? Akşama kutlama yapıyor muyuz? Tamam kanka. Bir şey deme ne olursun. Yok bu sefer de olmadı dersen ben kafayı duvarlara vuracağım ha. Bitti. Bu sefer onu tamamen kaybettim. Ne oldu? Bahar abla bu sefer de köprüden mi atlamaya karar verdi? Sarp olayını. Ya annenlerle konuş ya da ayrıl demiştim İpek'e. Demek ki gerçekten seviyormuş. Elinden tutup sevgilim diye eve getirdiğine göre. Yapma be. Üzülme be oğlum. Demek bensiz yaşadım. Demek bensiz yaşadım. Evet arkadaşlar, Romeo Julia sahnesinden başlıyoruz. Birinci perde, beşinci sahne. Hadi bakalım. Usta, söyle İpek'e. Kılıcını yanlış yere takmış. Ayrıca öyle kız gibi de tutmasın. Erkek oynadığını unutuyor arada. Bir de şöyle çocukluk yapacağına çalışmalarımızı hatırlasın bir zahmet. Tamam. Hadi çocuklar başlıyoruz dedim. Herkes yerini alsın. Lütfen sessizlik. Kılıcını yanlış yere takmışsın sabah şekeri. Ayrıca erkek olduğunu arada unutuyormuşsun. Eski hocanın talimatı. Benden söylemesin. Başlayın. İyi yürekli hacı. Haksızlık ediyorsun eline. Saygılı bir bak Şener, seninle aramız bozulsun istemiyorum. O yüzden bunu yapma. Söylüyor da kendi işine baksın. Hem bende bir sorun olursa buranın hacı düzeltir. Ona düşmez. Tamam. Barış, bu ne hal? Daha ilk replikte takılıyorsun. Hadi. Hacıların, ermişlerin dudakları yok. Barış, bu ne istikrarsızlık? Bir bakıyorum her şey mükemmel. Sonra sana verilen repliği duymuyorsun. Premiere ne kaldı şurada? Aklını başına topla. Sen başrol oyuncususun. Neyse sorunu bir an önce hallet. Hadi. Sevgilim, ne kadar güzel oynadın. Sağ ol. Çok iyiydi. Hayırdır? İyi misin? Ne abi, İpek'e mi takıldın yine? Bana İpek deme. Adını bile duymak istemiyorum. Baksana halime. Maymuna döndüm. Ama artık bunu kendime yapmayacağım. O kendi hayatında mutlu. Ben de duygularımı sıfırlayıp kaldığım yerden devam edeceğim. Ediyorum. Hata yaptım. Ama çok pişmanım Barış. Günlerdir uyuyamıyorum. Ne olur bir kere daha deneyelim. Bu ilişkiye bir şans daha ver. Denedik olmadı Bahar. Sana güvenemem. Artık konuşmasak daha iyi. Ama ben sana güvenmiştim Barış.
Hem de İpek'e rağmen. Şimdi tek hatalı benmişim gibi davranma. Saçmalama. Hep onu sevdin değil mi? Odan da fotoğrafların, ona yazdığın şarkı. Anlamadın mı sandın? Madem o kadar dürüstsün, bana bu ilişkinin küçük bir yalan yüzünden bitmediğini söyle Barış. Beni İpek yüzünden terk ettiğini kabul et. Madem onu sevdiğimi biliyordun, neden ayrılalım dediğimde kabul etmedin? Bak, yalanın yüzünden hepimiz mutsuz olduk. Oysa her şey bambaşka olabilirdi. Hem kendine hem bize acı çektirdin. Hem de boşu boşuna. Çünkü seni sevdim Barış. Anlıyor musun? Sevdim. Bir şey mi oldu? Özgür'ü bekliyorum. İyi öyleyse. Artık hiçbir şey kötü olamaz. İyi öyleyse hiçbir şey de kötü olamaz artık. Heyecandan sanırım. Sorun değil. Gurur duyuyorum seninle. Eminim bu akşam çok iyi oynayacaksın. Sağ ol. Görüşürüz. İyi şanslar. Abi, duydun mu olanları? Aslı'nın bacağı kırılmış. Kaldın mı yine Juliet'siz? Nasıl ya? Abi Erkan Hoca, Cavidan Hoca'ya söylerken duydum. Ya oyun her an yatabilir. Burun Hoca nerede? Bilmem, odasındadır. Kalem abi, bir şey uzatır mısın? Hayatımda gördüğüm en güzel erkeksin. Bunlar akmaz değil mi? Dokunmazsan akmaz. Bir dakika. İpek. Hemen konuşmamız lazım. Barış, hazırlanıyorum. Hemen diyorsam önemlidir. Hadi Pinokyo. Ya ne var Barış? Çok önemli bir şey oldu. Bugün oyunculuk hayatın için tam bir dönüm noktası. Haberleri duydun değil mi? Duydum hocam. Ne diyorsun? Juliet'i oynamak ister misin? Becerebilir miyim? Emin değilim ki. Yapar hocam, ben İpek'e güveniyorum. Juliet'e de çok çalıştık beraber. Ben kefilim hocam. Ah deli kız. Beni de kendine benzettin sonunda. Aklına uyuyorum. Umarım pişman olmayız. Hocam, bu okul oyunu. Yani İpek bir hata yapsa bile seyirciler anlayışla karşılayacaklardır. Ayrıca ben İpek'e güveniyorum. Yoksa bu rolü İpek oynasın diye kendimi riske atar mıydım hiç? Kolay gelsin. Sağ ol. Kapmışsın haberciyi. Evet, öyle oldu. İlahi adalet yerini buldu ama benim haberci oynamamla değil. İpek'in Juliet oynamasıyla. Baştan beri hak ediyordu, çok çalıştı. Yakışmış ama. Sağ ol. Yardım eder misin? İpek, hemen giyinmen gerek. Bol şanslar. Çok iyi olacak. Bana güvendiğin için sağ ol Barış. Burun Hoca'ya söylediğin o güzel şeyler için de.
Umarım kimseyi utandırmam. Sahnede görüşürüz. Başarılar, görüşürüz. Sevgilim, rolü almışsın. Juliet, rolü senin. Evet ama çok korkuyorum. Hayır, korkacak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Güven bana. Kolye boynunda. Abi konuşsana şu kızla. Aşkından eriyip bitiyorsun. Sonunu hiç iyi görmüyorum ha. Zaten canım sıkkın. Bir de sen sıkma canım, tamam? Abi Romeo Juliet oynuyorsunuz. Var mı bunun ötesi? Ya bu bir hayat işareti değil de ne? Bak kanka. Kendinden kaçabilirsin ama hayattan asla. Ah, sana doymadan mı bırakacaksın beni böyle? Nasıl bir doyum bekliyorsun ki bu gece? Ne bunun üzerindekiler Melek? Kızın memeler ortada. Ne bileyim ipeğin giyeceğini anne. Bilseydim dik yaka yapardım. Vay be. Haberci güzeli olmuş Juliet. Ama yakışır benim ipek böcüğüme. Yeminimin karşılığını. Aşkının sadık bir yeminini. Onu sana verdim bile. Sen... Sen daha istemeden. Geri mi alacaksın yine? Peki neden sevgilim? İçtenlikle geri vermek için sana. Seslendiler içeriden. Hoşça kal canım sevgilim. Nasılım? Harika gidiyorsun. Eğer ezberini unutacak olursan bana bak, tamam mı? Ben toparlarım. Peki. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana aşığım. Ne yapsam da içimden atamıyorum seni. Ne olur bana doğruyu söyle. O herifi gerçekten seviyor musun? Heh. Eğer öyleyse ne yapabilir, unutmaya çalışırım seni. Artık çok geç değil mi Barış? Hocam şu ana kadar çok iyi gidiyor değil mi? Evet. Aa, İpek çıkmış. Romeo. Söyle sevgilim. Ben de sana aşığım. İpek ne yaptın? Böyle bir replik yok ki. Yarın kaçta? Seni çok sevdim. Seni çok sevdim. Seni çok sevdim. İpek taşkın! Ne yapıyorsun sen? Anne. Söylemek isterdim. Harikaydın. Sağ ol. Sen de çok iyiydin. İpek. Söylediklerin, yani sahnedekiler doğruydu değil mi?
Sen açtın bu sahne işlerini, ben diyeyim. İlk rolün Juliet ve hiç teklemedin bile. Ölüyorum sandım ama bir anda aklımdan her şey uçup gitti. Neyse ki Barış yanımdaydı. Oh. Harikaydın Barış. Hepimiz çok iyi oynadık Demet, hepimiz çok iyi oynadık. Arkadaşlar tebrik ederim, hepiniz süperdiniz. Ama en çok Romeo Juliet sahnesine bittim abi ya. Döktürdünüz resmen. Sağ ol Şener. Şener, Burhan Hoca bir şey söyledi mi? Sütlem öyle birden fırlayınca ödüm koptu. Yok ya, Burhan Hoca'nın ayakları yerden kesileli çok oldu. Tebrik ederim İpek, çok iyiydin gerçekten. Tam bir profesyonel gibiydin. Sağ ol Gülşah. İpek, biraz dışarı gelsene. Ne oluyor Sarp? Aa, Juliet, Burhan Hoca hepimiz bahçede bekliyor. Kutlama varmış. Şöyle gidelim mi? Sarp, yavaş olsana biraz. Sen söylemek istersin. Neydi o sahnedeki haliniz? Nasıl yani? Nasıl yani? Tabii nasıl yani? Resmen tiradın dışına çıktın. Replik falan kalmadı İpek. Bütün bunlar da yetmezmiş gibi bir de o herifin seni öpmesine izin verdin. Evet izin verdin. Hem de tekste böyle bir şey yokken. Kasıtlı bir şey yoktu ki Sarp. Yok muydu? Neydi o zaman söyle. Ya resmen ateşle ateşle öpüştünüz gözümün önünde. Aptal mıyım ben? Saçmalama Sarp. Bir anda oldu. Yani ben lafımı unutunca doğaçlama yaptım. Barış da oyunu kurtarmaya çalıştı. Barış. Kimse benim sevgilimi öpemez, anladın mı? Kimse. Ben daha sana dokunamazken o herif oyun bahanesiyle istediğini yapıyor işte. Sarp lütfen kendine gel, canım acıyor bak. Bak bana bak, bir daha Arif'i senin yanında görürsem, bir daha Arif'i senin yanında görürsem gebertirim onu, anladın mı? Oyunlarda öpüşmek falan da yok bundan sonra, yok! Sarp acıdı dedim sana. Sevgilim, özür dilerim. Özür dilerim. Kendimi kaybettim, tamam mı? Sadece sizi o halde görünce dayanamadım. Ben seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki. Affet beni. Dayanamadım, kıskandım işte. Ben daha sana dokunamazken, öpemezken bir başkasının seni öpmesine dayanamadım. Affet beni. Ya kızım ya, nasıl öpüştünüz öyle sahnede? Bir an dedim ki Keyhoş sahneye fırlayacak, kolundan tuttuğu gibi götürecek seni. Ama abarttın ya, rol gereği yaptım. Ne yani, öptürtmem mi deseydin? Hmm, belli. O zaman bir kere daha tebrik ederim seni. Şahsen ben kendi aşk hayatımda bile böyle gerçekçi bir öpüşme yaşamamıştım. Ha, Barış'a da tebrikler. Bayağı iyi Romeo rolü kesiyor. Yani gözlerini senden alamıyordu resmen. Aslında Özgür, söyle. Sahne arkasında ben sana aşığım dedi. Oha! Romeo olarak deme, yutmam. Bayanlar, içkileriniz. Sağ ol enişte. Kola. Abicim bu ne ya? İmamın abdest suyu gibi. Daha soğuğu yok mu? Kusura bakma enişte, bugün sana kötü bazım düştü. Bunun daha soğuğunu alayım lütfen. Tabii, hemen geliyor.
gelmeden anlat. Hey, biraz konuşalım mı? Oo, hoş geldin Romeo. O zaman ben sizi yalnız bırakayım. Makyaj temizleme alarmı çalıyor. En soğuğundan bir an sevgili Baldız. Zamanlama süper. Bir şey mi var? Burhan Hoca ile konuştum. Rektör oyunu çok beğenmiş. Ciddi misin? Sınavlar bitene kadar oynayayım demiş. Diğer fakültelere de haber verecekmiş. Sana oyun programı uzadı. İyi tamam, ulaklık görevin bittiyse uza artık. Sarp. Biz gidiyoruz. Tamam, çıkalım hadi. Görüşürüz. Biz Barış'la gidiyoruz. Ben de geliyorum. Sarp, annemin ne dediğini duydum. Zorlamanın bir anlamı yok. Yarın görüşürüz. Belli bilmiyorsun ama benden söylemesi Melek teyzenin hükümlerini yerine getirmemenin cezası ölümdür. O yüzden hoşça kal enişte. Barış, biz gidiyoruz. Tamam. Hadi abi, gidiyoruz. İyi geceler. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ay yoruldum be. Of, ya. Sorma. Geç kalmadık değil mi? Yok yok. Biraz konuşalım mı? Hakem abla be. Aklıma bir şey takıldı, bir gelsene. Ha iyi. Ne konuşacağız? Şey. Sahnede sordum. Cevap vermedin, kaçtın. Şey, sen de bana gerçekten aşık mısın? Onu ben söylemedim Barış. Juliet'in tiradıydı. Öyle olmadığını ikimiz de biliyoruz İpek. Doğaçlama da değildi. Söylediklerin çok gerçekti. Yanılıyorsun. Yani o bir anda oldu. Anlık bir şeydi işte. Ama sen bile inandığına göre demek ki çok gerçekçi oynamışız. Özgür. Ha? Hadi çıkalım mı? Olur. İyi geceler Şener. Ne konuştunuz? Baba, ne yaptınız abi? Konuştunuz mu?